Dilek, şimdi motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüyle alakalı da çok önemli bir bilgiye ve görüntüye ulaştın. Detayları nedir? Hemen anlatayım. Motokurye Yunus Emre Göçer seyir halindeyken arkadan gelen 06 plakalı, hatta yeşil plakalı bir araç kendisine çarpıyor. Görüntülerden de görüyoruz. Bu plakalı aracın konsolosluk aracı olduğu, aracı kullanan sürücünün ise Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğu tespit edildi. Kendisiyle ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmazken bugün sabah saatlerinde Yunus Emre Göçer hayatını kaybetti. 4 gündür yaşam mücadelesi veriyordu ve kaza Avrasya sonrasında tüneli çıkışında kaza gerçekleşiyor. Aksaray-Can Kurtaran bağlantı yolu diyebiliriz tam olarak. Kaza gerçekleşiyor. Kaza sonrası meydana gelen kafatasında bir yarık oluyor. Bu yarık tedavi edilmek üzere hatta 4 gündür Samat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı aynı zamanda. Sabah saatlerinde hayat mücadelesini kaybetti. Şimdi sürücü Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Oğlu. Kazadan sonra gidiyor alkol testi. İsmini söyleyeyim. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Muhammed Hasan Şeyh Mahmud isimli oğlu. Plakalı araç özel konsolosluk aracı ve sürücüsü de kendisi. Herhangi üçüncü, ikinci bir şahıs yok. Özel kullanımına tahsis edilmiş bir araba gibi gayet sürücü koltuğunda ilerlerken kaza meydana geliyor. Kazadan sonra alkol testi gerçekleşiyor. Yapıldı. Sonrasında gözaltı olmuyor. Olmadı. Şu anda hala serbest mi? Evet, şu anda halen serbest. Gece saatlerinde Yunus Emre Göçer öldü. Bu ölüm sonrası genelde adliyede bir uygulamadır. Gözaltı işlemleri başlar. Sulh Ceza Hakimliği bir kontrol, adli kontrol ya da tutuklama hükümlerini tutuklamaya karar verir. Böyle bir işlem dahi olmadı Sen şu anda. Sen baktın, öyle bir işlem söz konusu değil. Yok, halen yok. Evet, yani bu konuda takipçisi olalım. Bu konuda takipçisi olacağız. Görüntülere de Dilek Yaman Demir ulaştı. İşte o kazanın gerçekleştiği an bu şekilde sürücü de Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu.